Evet arkadaşlar, videoyu bölüyorum. Artık Instagram hesabım çok soruyordunuz. Yeni bir Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Buraya birlikte online maç yapabilmek için, yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka burayı takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada eğer kanalımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Böylece bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ligin en sağlam stoperlerinden olan bir oyuncuyu kadromuza katmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi canlı. Teklif 27.000 falan da 35 verdim ben direkt fazlasını almak için, yani hiç uğraşmamak için. Tahminen alamam gibi, zor yani bence. Ama alırsam bu videoyu koyarım, yoksa silerim. Neyse, 2 gündür niye video gelmiyor arkadaşlar? Video konusu artık bulmak zor, saçma geliyor. Ben de hani 2 gündür çekesim de yok. Ama yarına 2 tane video geliyor, yani ayın 20'si oluyor. 20'sinde inşallah 2 video yüklenmiş olur arkadaşlar. İkisi de bununla birlikte sağlam. Pekala, bu oyuncu kim? Free Agent'a girelim. Stoper olarak arkadaşlar, bir arkadaş bunu ben aslında dediğim gibi alınacağını bilmiyordum. Daha sonra bir arkadaş yazmış, abi aldım bu diye. Gerçekten de aldım ikisini. 2 iniyor şansımız. Bunu da alınca adamın diğerin kulübü var. Bunu alınca tek çıkacak oyuncu arkadaşlar, hemen gösterelim. Martin Şikirtel arkadaşlar. Gerçekten çok süper oldu bu bizim için. Dediğim gibi bu teklifin önemi şu an çok büyük. Onu bekliyoruz. Ama gerçekten 10 numara bir tercih mi diyeyim? Yani 10 numara bir şey oldu. Çok mutlu etti yani. Çünkü full yani defansımız sağlam olsun istiyordum. Böylelikle de sağlamlık şeyde olmuş olur. Haydi bakalım. 9, 8, 7, 6. Haydi şu videoyu çekmiş olalım. 3, 2, 1. Teklif bitiyor. Please wait. Haydi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Toplam ne kadara mal ettiğimi de ben size hemen bir söyleyeyim arkadaşlar. Bayağı bir pahalıya geldi. Yalnız dediğim gibi ben hiçbir takımlar arası ayrımcılık yapmıyorum. Bulabildiğimi alıyordum. Bunun maliyeti şimdiye kadar ki yaptığım en pahalı transfer olabilir. 35.000, 36.000 etti mi size? 70.000. Yani bu Süper Lig'den kurma takımı 70.000. Şu kaç bine satılmış? Bu 28'e satılmış ki. Neyse, 70.000. Slovakya nerede? 70.000. Bu değil. Bu değil. 70.000. Benim aldığım nerede? Yeşil olması lazım. 70.000. Silmedik inşallah ya. Bir 20.000 falan verdim diye hatırlıyorum. Yalan olmasın. Herhalde sildik mi ya? Tüh. Paolo. Vallahi silmiş. Kötü oldu ya. Neyse, yaklaşık bir 20.000 de o. Yaklaşık 90-100 bin arası bir maliyete denk geldi. Bayağı büyük bir maliyet. Param bugün bir 98.000 yakındı. Birden 70.000 direkt gitti zaten. Yani dediğim gibi sağlık olsun. Umarım katkı sağlar. Bu arada dediğim gibi hiçbir takımdan ayrımcılık yapmadım. Bir kez daha göstermiş olayım. Zaten stoper olarak en sağlam o. Maicon da var. Ama onu alamayız. Pepe zaten hani ücreti bayağı bir şey. Yani Martin Şikirtel bile 70'e yok, 90-100 arası bir şey geldiyse devamını düşünün. Free Agent. Defense Profers diye bir şey. Bir de Slovakya. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman işte bu. Martin Şikirtel. Allah'a şükür ya. Sağlam bir defans geliyor sonunda. Hemen screenshot'ını da almak istiyorum şuradan. Ve Martin Şikirtel takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağlam bir defans inşallah
verdiğimiz paranın hakkını fazlasıyla çıkartır. Fazla, baya bir fazla. Her oyuncuya verdiğimiz gibi ama yani ben ona yaklaşık 9-10 top açardım. Siyah şansını zorlardık. Ama önemli olan o değil. Önemli olan sevdiğimiz oyuncularla oynamak. O yüzden bence güzel bir transfer yaptığımıza inanıyorum. Defansı direkt Deneyer, Şikirtel ikilisinden kuracağım. Deneyer gel kardeş. Direkt hiç. Martin de biraz düşürür kimyayı. Alışacaklar. Tosic, Caner iyi o bölgede. Podolski şey olsun diye aldık. O değişir. Tamam. Takım böyle. Geri kalan zaten hep oynayan oyuncular. Güzel bir takım kurduk. Hemen bir maça girmek istiyorum arkadaşlar. Bir test etmek istiyorum. İyiliğini, kötülüğünü oyuncunun. Şimdi tabii ki 16'da görmüşsünüzdür. Beşiktaş'a da teklif vermiştim. Yaklaşık bir 15 bin civarı. Ama herhalde bayağı bir pahalıya gitti. O yüzden hiç hani böyle artık bu gerekli bölgeydi Martin Şikirtel. Bundan sonra hani gerekli bölgelere mesela defansa Maicon gelirse ya da Pepe gelirse bunlara bütçe ayıracağım. Adriano'ya da bir daha teklife bakarız. Geri kalan bölgelerimiz defans. Defans. I am sorry. Defans nereden defans ya? Defans dedim. Forvet. Eren Derdi yok yerine. Podolski yerine sağlam bir de forvet. Yani Podolski ligimizden değil. Hani eski ligimizden ya da ligimizden değil demeyelim. Yürü Kuvarajma. Yürü oğlum. Ah be. Mariano. Fernando. Güzel, offside. Mariano, haydi oğlum. Kaptanlığı hemen Şikirtel almış. Yüzümüz kara çıkarmasın yeter. İyi, iyi transfer parası bence. Çok iyi yani bir 90-100 arası ama dediğim gibi çok lazım olan bir bölgeydi. Özellikle bu serimiz için çok önemli bir oyuncuydu. Ben %100 yok diye alamıyordum. Bir arkadaş Allah razı olsun. İsmini belki diğer videoda belirtirim bulursam. O söyleyince abi %100 oluyor bu diye. Vallahi oldu. Teşekkür ederim onu da buradan. En azından bütün lig şu an ligde oynayan oyuncularla bir kurulu kadroyu sadece Beşiktaş olmasına rağmen şeyde ligimizin takımlarından ve golü yedik. Şimdi gol gelişimi nereden geldi? Şikirtel önünden geçince zaten Deneyer'de o topu alamayınca golü yedik. Yani ikilinin bir hatası uyum sağlayacaklar. Biraz oynamaları lazım birbirleriyle. Öyle zaten 5 dakikada uyum o olmayacak. Olmaz yani. Bafatimbi. Of abi %100 gol pozisyonu ya. Kafayı biraz daha vur ya yana. Öyle. Fernando. Bakayım bir. Aldın oğlum. Güzel. Güzel noktaya. Biraz daha sakin oynamak lazım. Ama Şikirtel'in alışması lazım. Yani arkadaşlar öyle hemen zaten Ramos beklemeyelim. Aha, offside olmasaydı diyeceğim ama bizim oyuncu yetişemedi, koşamadı. Olabilir. Takım alışma aşamasında defansla
her yeriyle alışacak tekrardan. Podolski bu ikinci maçı tekrar bu kadroyla. Zor yani, takım dediğim gibi değiştiriyoruz. Bir de Fenerbahçe'nin yeni forvetlerinden. Boru döşer gibi rakip düşüyor arkadaşım. 5 dakika izin verdi. Bir arkadaşa bakıp çıkmaya da izin yok herhalde. Hakem daha neyi bekletiyorsun Allah aşkına? Uzun bir pas atsan yine devam ettireceğim. Pozisyon hata diye olmaz. İlk yarı oynayamadık. Ben bu ikinci yarı için değişime giderim. Olmuyor yani. Bu defansif kadroyla bence zor. Ama ikinci yarıki şu performansımızı bir de şöyle izleyelim. Biraz da kendimize güvenelim. Haydi bakalım. 3 değişiklik hakkında kullanıyoruz. İkinci yarıya biz başlıyoruz. 2 yediğimiz gol 2 kere gelip yeminden gol. Biri uzaktan. Haydi oğlum. Baskınızı hiçbir zaman eksik tutmayın. Ama bu Mayakon'a azıcık dokunsa gol. Bir de bu bana yazan arkadaş, ismini bulmaya çalışacağım. Hani belli ki hani farklı YouTube hani ismiyle de olabilir. Şey soracağım, Muslera'nın %100 skutu var mı? Yani bu çok önemli. Varsa serimizi genel yani her şeyle tamamlamış olursun. Cidden varsa yazarsan beni mutlu edersin. Çünkü 4-5 kere denedim Muslera'yı. Kaç bin harcamışımdır bilmiyorum. Ama bir türlü %50 %50 zaten gümüşe denk geliyor. Hani gümüşe denk gelmese belki bir ihtimal olacak. Nasri. Biraz daha yani güzel vuruna vuruna değil vurulabilirdi bence. Olmadı, olmadı, olmadı. Yedik gol. Çok basit yiyoruz yani. Defans falan hiç oturmamış durumda. Zaten 4 ruhta düştüğünden az çok anlayabilirsiniz. Şu an takımın hiç orantısız olduğunu. Şu an zaten konsantrasyon da gitti. Neyse arkadaşlar, diğer videoda